Hepinize arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar başkan görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte World Truck Driving Simulator Ultimate'e gelen yeni güncellemeyi incelemiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi oyun ciddi anlamda bir değişikliğe gitmiş durumda ve cidden ETS2'nin mobil versiyonu olarak adlandırabiliriz bu oyunu. Görmüş olduğunuz gibi oyuna neler geldi, yollar tamamıyla değişti arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi karşınızda Volvo'nun FH21 kasasını görebiliyorsunuz. 8x2'lik bir model ve cidden oyunun en güçlü tırlarından biri olduğunu size söyleyebilirim. Tırdan inme de gelmiş durumda. Aracı çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tırdan inme ibresi kalkmış durumda ve aracı tekrar kontağı kapattığımız zaman tırdan inme butonunu görebiliyorsunuz ve bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık oyunda mevcut olan herkesin beklemiş olduğu tırdan inme gelmiş durumda. Ciddi anlamda çok güzel bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki de bu konuda sadece bu değişmiş durumda değil, tüm dorsiyeler tamamıyla gerçekçi bir görünüme sahip durumda. Oyunda koşma gibi özelliklere sahip olsaydı avatar daha iyi olabilirdi ama görmüş olduğunuz gibi şu anlık bu sistem bile oyuna getirilmesi çok güzel. Aynı şekilde yine görmüş olduğunuz gibi karşıda bir dorsiye alma yeri var, yani yük alma yerimiz var. Yine sizlerle birlikte yük alacağız ve yeni gelen yolları size göstereceğim. Ciddi anlamda eleştirmeler yapıldı ve gerçekten oyun daha da güzel bir yere gelmiş durumda. Aşağı indirme linkine bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen tırımızın yanına yaklaştığımız zaman görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta tıra binme ibresi bizleri karşılıyor. Ve tırın içi de bu şekilde. Oyunda sadece bunlar mevcut değil, skin kaplamaları vesaire de yapabiliyorsunuz. Sadece bunları değil, tüm dorsiyeleri de yine kendi skin kaplamanızı yapabiliyorsunuz. Hemen aracımızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi oyunda amortisör sistemleri de mevcut ve ciddi anlamda güzel bir özellik. Evet, dorsiyemizi bağladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamamıyla gerçekçi bir görünüme sahip olan dorsiyelerde yine grafiklerle birlikte düzeltilmiş durumda. Şu an gerçekten tırımız çok güzel bir görünüme sahip. Hatta sizlerle birlikte şöyle sinematik kamera moduna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi dıştan tırımız bu şekilde gözüküyor. Farlarımızı yakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ciddi anlamda çok güzel bir mod olmuş, sinematik mod. Zaten oyunda vardı ama iyileştirmelerle birlikte daha da bir güzel hale geldiğini sizlere söyleyebilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tırımızda devrilme gibi özellikler de mevcut. Yani eğer devrilirseniz tekrar başa sarmak durumundasınız veya oyundan çıktığınız zaman ve tekrar girdiğiniz zaman yine sizleri devrilmemiş bir şekilde karşılıyor. Ciddi anlamda zor yollar var. Toprak yoldan tutun da tehlikeli virajlı dağ yollarına kadar güzel harita bizleri bekliyor. Haritada dediğim gibi değişiklikler yapılmış. Yine bunları sizlerle birlikte gözlemlemek durumundayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yokuşlarda falan çıkarken yine zorlanmalar oluyor. Tamamıyla bir bilgisayar oyunu diyebilirim sizlere. Sadece mobil versiyon olarak geliştirilmiş ve daha da iyi yerlere geleceğini zaten sizler şu anki güncellemeden anlayabiliyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hızlandıkça arkadaşlar tırımız biraz daha nasıl diyeyim sizlere kendini zorlamaya başladı, açıkçası titremeye başladı. Bu tarz efektlerin ve grafiklerin de oyuna eklenmesi ciddi anlamda güzel bir yenilik olmuş diyebilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi etraftaki ağaçlar vesaire biraz daha gerçekçi görünüme sahip olabilirdi. Tabii ki sizlerin de yine aynı görüşe sahip olduğunu zannediyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi biraz basit kaçmış açıkçası etraf ve etraftaki çimenler vesaire yine renkleri biraz daha canlı veya göze hitap edecek bir şekilde olabilirdi. Ama tabii ki de bu bir mobil oyun. Yani daha da fazlasını bekleyemeyiz açıkçası. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anlık sizlerle birlikte dağ yolundan gidiyoruz. Tabii ki de otoban vesaire yine bunların hepsi mevcut. Zaten oynayan takipçiler bilir. Aynı şekilde indirme linklerini bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Yine bu oyunda bu kanalda devam edeceğiz. Evet, yavaş yavaş şöyle sağ şeride geçelim sizlerle birlikte. Hatta 360 derece kamerayı aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi etraf bu şekilde gözüküyor. Yani gerçekten çok güzel bir grafik yapılandırması olduğunu zaten sizler görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anlık yüksek bir tepeye çıktığımız için tırımız 80 km'nin üzerine rahat bir şekilde çıkamıyor. Muhtemelen ileride bizleri keskin bir yokuş bekliyor. Çünkü çok fazla yokuş çıktık ve ardından da bir yerden sonra açıkçası inmemiz lazım. Bunu da yine ilerledikçe göreceğiz. Evet, frene bastıkça tırda kaymalar meydana geliyor. Çift dorsal olduğu için açıkçası devrilme ihtimali daha yüksek. Yani bunun için ne kadar yavaş olursanız olun o kadar sizin için ideal bir sürüş olacaktır. Çünkü dediğim gibi devrilme olduğu an tekrar başa sarıyor sizlere ve açıkçası bu da biraz can sıkıcı olabiliyor. Dediğim gibi çok fazla devrilme ihtimali yaşadım. Yani çok fazla oyunda aracım devrildi ve bununla birlikte tekrar başa sarmak durumunda kaldım. Yani yükleme yerine yaklaştığım an bile devrildiğim oldu ve cidden bu da can sıkıcı olduğunu zaten sizler oynayan takipçilerim bilirler. Yani yavaş gitmeniz veya virajlarda yavaşlamanız sizler için daha iyi olacaktır. Retardere butonunu sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla gerçekçi bir retarder sesine dönüşmüş durumda. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda bu oyunun tanıtımını yaparken polis kontrol noktalarının olduğunu söylemiştim ve yaklaşık olarak 20-25 saniye sürdüğünü söylemiştim. Bu güncellemeyle birlikte toplam 5 saniye, hatta 5 saniyeden kısa bir süre inmiş durumda. Şu an devrilmedik. Görmüş olduğunuz gibi önümüzdeki pick-up araç. Evet, bir tane Dubai'ye izledik ama evet, yaklaşık olarak 5 saniye kadar bizleri bekletecek. 3,
4 ve 5. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane evli sürmedi diyebilirim sizlere. Evet, şehir ileride gözükmüş durumda. Görmüş olduğunuz gibi binaları görebiliyoruz. Evet, dediğim gibi yapılarda bir geliştirilme var ama daha da gerçekçi bir görünüme sahip olabilirdi. Tabii ki de şu anlık dediğimiz görüntüler Brezilya haritasına ait olduğu için oranın da nasıl bir kent olduğunu bilmediğimiz için açıkçası. Şimdi maksimum bu kadarlık bir yorum yapabiliyoruz. Evet, yaklaşmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi sadece çok az bir metre kalmış durumda. Ve şehir bu şekilde gözüküyor Brezilya. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş videomuzu burada bitirecek olursak gerçekten benim için de güzel bir video oldu. Hatta size şöyle sinematik bir kameraya aldığım zaman görmüş olduğunuz gibi görünüm bu şekilde. Uzunları da açalım hatta sizlerle birlikte. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu burada bitirecek olursak kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın diyorum sizlere. Kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.